Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 19-26 Haziran haftası İkizler Burcu'nu neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, içtim. Birazdan bakmaya başlayacağım. Astrolojik olarak daha dengeli, sevgilerini daha güzel ifade ettiğiniz, çok da değişip dönüşmeyeceğiniz bir hafta aslında. İkili ilişkilerde çok olumlu bir hafta yaşayacağınızı düşünüyorum. İçsel olarak da aslında kafanızın içinden geçenleri dilinize çok güzel yansıtacağınız bir hafta. İkili ilişkilerde güzel görseller var. Uzun yol planları yapabilirsiniz. Eğitiminizle alakalı güzel fikirler, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu hafta aslında İkizler Burcu için güzel bir göksel harita var diyebilirim. Şu şekilde hemen falımıza bakalım. Bakalım falımızda neler çıkacak. Onları da size ileteyim. Şöyle. İş konularında bir kere bir büyük yükten kurtulacaksınız. İlişkiler konularında da aslında çok büyük sıkıntılarınız yok. Şimdi, bugüne kadar arkanızı döndüğünüz evlilik ve haneniz konularıyla alakalı olarak bu hafta güzel gelişmeler yaşanacak. Sanki arkanızı döndüğünüz, çok konuşmak istemediğiniz, bir şeyleri yapmak istemediğiniz bir süreci geride bırakıyorsunuz. Bu hafta tık 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 sanki taşlar yerine oturacak ve istediğiniz yönde güzel ilerlemeler sağlayacaksınız. Hanede nasıl bir sıkıntınız var ise bu konuları pazartesi, salı, çarşamba, perşembeye kadar yani %80'ini çözmüş gibi görünüyorsunuz. Büyük bir bulutun üzerinden böyle temizliğe doğru çıkarken görüyorum sizi. Para konularında da üzerinize yük yapan hane içerisinde bazı konular var. Bununla ilgili de çok güzel bir haberiniz görünüyor. İlişkiler konusunda değil de daha çok evin düzeni konusunda güzel bir ilerleme yaşayacaksınız. Biraz şurada var ilişkiler. Karşılıklı görüşme, kalplerin birbirini tutunduğu bir hafta aslında. Sizin beklenti içinde karşınızdaki kişiden, sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiden beklenti içinde olduğunuz bir şeyler var sanki. Bu beklenti böyle sizin içinizde büyümüş ama bunu çok belli etmiyorsunuz. Ve karşınızdaki insan sizin bu beklentilerinizi çok güzel karşılayacak. Yani siz bir hediye mi bekliyorsunuz, bir şey almasını mı bekliyorsunuz, güzel bir söz mü bekliyorsunuz, gelmesini mi bekliyorsunuz? Konu her neyse çok güzel karşılıklar alacağınız bir hafta. İki kalbin karşı karşıya olduğu, konuştuğu, birbirinden keyif aldığı bir hafta olarak çıkıyor. Benim bir ilişkim yok diyenler için aslında daha çok para konularına yönelecekleri bir hafta. Beğendiğiniz, değer verdiğiniz, önemsediğiniz bir kişiyle konuşmalarınız olabilir. Bir ilişkiniz yok ama bir de beğendiğiniz bir kişi var. Ama bu konuda ikilem yaşayabilirsiniz. Sanki karşı tarafın çok samimi davranışları sizi biraz rahatsız edebilir. İçsel olarak sanki böyle bazı basamakları çıkmanız lazım. Bir şeylerde bazı adımlar atılması lazım. Ama bu adımları atmakta böyle bir şey haliniz var. Korku, düşünce, kaygılı bir haliniz var. Pazartesi günü aslında özellikle kariyer basamaklarıyla alakalı konularda bir karamsarlık olabilir. Pazartesinin karamsarlığı diyelim ona biz. Pazartesiden sonra o kadar güzel bir rahatlamanız olacak ki şöyle dönüp de baktığınız zaman o günü boşa, boşluk halinde harcadığınızı düşüneceksiniz. Çünkü bakın pazartesi geçtikten sonra salı, çarşamba günleri özellikle birçok konunun tıkır 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 hayatınızda oturduğunu görüyorsunuz. Bu konular çok büyük konular değil ama sanki birikmiş küçük küçük birçok konunun hallolacağı, çok aktif geçireceğiniz bir hafta aslında kariyer konularında da. O kadar çok konu var ki ama bunların hepsini böyle üst üste koyarak yoluna sokacaksınız bu hafta. Bunlarla ilgili de güzel gelişmeleriniz olacak. Hatta sonrasında böyle yukarıdan bakıp evet bunları hallettim diyeceğiniz bir hafta. Perşembe günü sadece ani bir gelişme iş yerinde, ani bir olay yaşanabilir. N harfi görselleri var bunun çevresinde. Konu her neyse bir anda çıkacak bir problem görseli var. Bu probleme yüzeysel bakmaya çalışacaksınız. Ani geldiği için toparlanma, işte bu nasıl çözeriz bunu dediğiniz böyle bir Perşembe günü aslında görselleri var. Sanki o konuyla ilgili hazırlıksız yakalanmışsınız. Hazırlıksız yakalandığı için nasıl yaparız, nasıl ederiz durumunda çıkıyorsunuz. Perşembe günü aslında bu şekilde geçiyor. Cuma, cumartesi günü özellikle bu konularla alakalı biraz durup sonrasında da aksiyon alacağınız bir hafta. Bu konuyu da düzene sokacaksınız. Bu ani gelişme her neyse aslında siz bu konuyu da düzene sokup hayatınızda sorun olarak kalmasına izin vermeyeceğinizi düşünüyorum. Bu ani gelişme dediğim gibi N harfi bir kişiyle alakalı yani aslında.
Biraz karışık bir konuymuş gibi geliyor. Sanki bir şeyler istenecek, beklenti içinde bir kişi gibi duruyor kariyer hayatında ve de iş hayatında. Bu ani sıkıntıyı da ondan sonraki günlerde çözeceksiniz. Hatta sonrasında gene aynı şekilde bakın siz böyle yapıyorsunuz yapıyorsunuz sonra dönüp bakıyorsunuz işte bak bunu da hallettim diyeceğiniz bir hafta. Bunu da çözdüm diyeceğiniz bir hafta. Bir musluk görseli var. Aslında bu da iş ve kariyer konularında aktifliğinizin size sağlayacağı olumlamalar, hak edişleriniz anlamına geliyor. Sanki başınızda böyle sular akıyor, rahatlıyorsunuz, ferahlıyorsunuz. Böyle bir oh diyeceğiniz bir hafta sonu aslında sizi bekliyor. Yalnızım diyenlere temin demiştim ya çok bir şey yok. Bir kısmet görseli burada çıkıyor. Hafta sonu için yalnız bir kısmet görseli olarak değerlendiriyorum bunu. Bir kişi karşınıza çıkacak. Sanki arkadaşınızın arkadaşı gibi. Biraz böyle ters tavırları falan olabilir ama ileriye dönük aşka dönüşebilecek bir konuymuş gibi çıkıyor. Bu hafta sonu için yani 26 Haziran haftası için konuşuyorum. Beğeneceğiniz bir kişi çıkacak karşınıza. Arkadaşınızın arkadaşı ama böyle tavırları ters olabilir, mutsuz olabilir. Agresif tavırlarda olabilir böyle istemez beğenmez tavır ama bu kişiye dikkat edin ilerleyen süreçte hayatınıza girebilecek bir kişiymiş gibi duruyor. Bir de buradan tüm sıkıntıları atarak yolumuza devam edelim şöyle. Gördüğünüz gibi çevrenizde çokça insan hafta sonu olacak zaten. Hepsi çok temiz, çok keyif alacağınız, mutlu olacağınız ortamlara gireceksiniz. Bakın bu hafta çok güzel. Güzel değerlendirin bu haftayı. Yapılacak ne iş varsa hepsini yapın bence. Bu hafta çok güzel gelişmeler olacak. Bakın şimdi bulanık bufalımız şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş oturacak. Bu ne demek? Bugün için bulanık olduğunuz konular aslında bu hafta netleşecek demek. Ve iş tarafında parça parça, üç parça halinde halledeceğiniz konu var. Zihinsel olarak kafanızı yoran konular olarak çıkıyor. Bunlar da hallolacak. Zaten bunları parça parça bitireceksiniz bu hafta. Biraz bekleteceğim ama şekillenmesine de fayda var. Şimdi aile hane konularında dışsal olarak çevrenizde bir sorun yok. İçsel olarak bakalım. Aile içerisinde anne babanın konuştuğu, çocukların biraz ters düştüğü, yani anne babanın isteklerini yapmak istemediği bazı günler yaşayabilirsiniz. Burada biraz çocukların parasal konuda istekli olduğu görünüyor. Ters düşen bir para var tabii size de. Şekillenseydi ama o zaman öyle söyleyemeyeceğiz tabii ki. Gene hane içerisinde üst üste konmuş konular. Perşembe, cuma, cumartesi halledeceksiniz. Bir şeyler var. Evin içerisinde halletmeniz gereken bir şeyler diye düşünüyorum bunları. Böyle iki koldan sanki sadık bir şekilde ayaklarınızı böyle yere koymuş, basarak tak 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 halledeceğiniz konular aslında bunlar. İçsel olarak bir süre sıkıntı yapmışsınız. Benim bu konuda yardım almam gerekir dediğiniz bir konuysa şayet böyle bir konu varsa bu hafta bu konuları da halledeceksiniz. İş konularıyla alakalı olarak dediğim gibi sıkıntılarınızla alakalı önünüze almışsınız. Bunları sanki böyle bir top gibi oraya buraya fırlatacağınız bir hafta, çok aktif olacağınız bir hafta, çok güzel işler çıkartacağınız bir hafta. Sanki elinizle böyle bir yapbozun parçalarını tık 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 takıyorsunuz. Çok temiz. Pazartesi, salı karışık özellikle pazartesi ama ondan sonrasında çok rahatlama. Bufalımızın içinde çıkan ani gelişme burada çıkmıyor. Burası temiz ve aydınlık olarak çıkıyor. Ani gelişme yaşayacak olanlar olabilir, yaşamayacak olanlar olabilir diye değerlendiriyorum bunu da. İçsel olarak da bir aile hayatına, bir iş hayatına diye böyle git gel, git gel, git gel bir süreç görünüyor. Evet sevgili ikizler, aslında bu haftanız çok güzel, kıymetini bilin. Çok güzel bir hafta geçireceksiniz. Bu hafta yaşayacağınız olaylar sizin önümüzdeki haftalarda daha da keyif alarak devam edeceğinizi gösteriyor. Umarım hayatınızda sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, keyif ve aşklı güzel bir hafta olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Falımı bitirdim. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.